Güzel bir akşam. Birlikteyiz. Türkiye'nin yaşadığı pek çok sorunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. İşin zamları olarak elini taşın altına koyan insanlarsınız. Ülkeyi büyütmek, istihdam yaratmak, güçlü bir Türkiye inşa etmek, kazanmak, kazandığını harcamak, devletine vergi vermek, adalet duygusunun güçlenmesini sağlamak ve bu beklenti içinde görev yapmak, çalışmak hepimizin ve hepinizin ortak beklentisi. Bursa'yı size anlatmayacağım çünkü Bursa'yı siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama Bursa'yı sadece Bursalılar değil, Bursa'yı bütün Türkiye biliyor. Aslında dünya da Bursa'yı gayet iyi biliyor. Sanayide yaptığı atılımı biliyor, tarımda yaptığı atılımı biliyor. İnsan potansiyelini biliyor, iş gücü potansiyelini biliyor. Hepimizin onur duyduğu, gurur duyduğu bir kent Bursa aslında. Bu çerçevede bakmak lazım. Teknoloji açısından da Bursa'nın Türkiye'nin ender kentlerinden birisi olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Şimdi değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, var olan sorunlar malum. Her birimizin kafasında soru işaretleri var. Türkiye bu badireyi nasıl aşar? Türkiye nasıl aydınlığa çıkar? Her şeyden önce eğer bir yol yöntem öneriyorsanız onun sağlıklı ve tutarlı bir stratejisinin olması lazım. Elinizde bir strateji yoksa, bir strateji geliştirmemişseniz sorunu çözemezsiniz. Yani sabah yatayım, akşam yatayım, sabah kalkayım, sorunu böyle çözeyim değil. Planlı, programlı, öngörülebilir, sürdürülebilirliği olan bir stratejinizin olması lazım. Ben bu stratejiyi değerli iş insanlarına anlatmak isterim. Eğer böyle bir stratejiniz var ve bunu hayata geçirmek istiyorsanız sorunları çözebilirsiniz. Ama halkla beraber, demokratik kurallar içerisinde. Ben bu stratejiyi size kısaca anlatacağım, sonra oturacağım, sizin sorularınızı bekleyeceğim. Dört ayaklı bir stratejiyi hayata geçiremezse Türkiye asla ve asla başarılı olamaz. Bir daha ifade edeyim. Dört ayaklı bir strateji, yani iç içe geçen halkaları bir arada tutamazsa, büyütemezse Türkiye bölgesinde de dünyada da sözü geçen bir ülke olmaz. Nedir bunlar? Birincisi şu, demokrasi. Yani can ve mal güvenliği. Bir iş insanının dünyanın neresinde olursa olsun, ister kendi ülkesinde, ister yabancı bir ülkede yatırım yaparken ilk aradığı can ve mal güvenliğidir, adalettir, demokrasidir. Bunlar var mı yok mu? Gittim, Amerika'ya da gittim, İngiltere'ye de gittim, Almanya'ya da gideceğim. Sadece ve sadece ülkemizde yeni şeyleri nasıl yapabiliriz? Hangi adımları atmalıyız diye bu arayış içinde gittim. Bunu daha sonra sizlerle de halkımızla da ayrıntılı olarak paylaşacağız. Demokrasi dediğiniz düşünce özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz yargı bağımsızlığı demektir. Demokrasi dediğiniz güçler ayrılığı demektir. Demokrasi dediğiniz düşünceyi ifade özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz insanların düşüncelerinden ötürü suçlanmaması demektir. Demokrasi dediğiniz medya özgürlüğü demektir. Bunların olduğu bir çerçeve iş dünyasına güven verir. Dolayısıyla herhangi bir iş insanı herhangi bir yerde haksızlığa uğradığında adalet mekanizmasının hakkının teslim edileceği yolunda güçlü irade sergileyeceğini düşünür. Ben haksızlığa mı uğradım? O zaman mahkemeye başvurur, hakkımı ararım der. Böyle bir adalet duygusunu hem içselleştirmek hem doğrudan doğruya hayata geçirmemiz gerekiyor. İkincisi şu, demokrasiyi sağladınız tamam. İkinci önemli bir adımımız daha var. Üreten Türkiye, Türkiye'nin üretmesi lazım. Soru şu, neyi üreteceğiz? Neyi üreteceğiz ve ürettiğimiz şeyden ne kazanacağız? 5 tır dolusu makine alıcısı yapabilirsiniz. Satabilirsiniz. İyi de gelir elde edebilirsiniz.
Ama Elinoğlu bir bon çantayla gelip sizden daha fazla para kazanıyorsa oturup düşünmemiz lazım. Bilgi ekonomisi dediğimiz bir kavram var. Bizim siyasetçilerin bilmediği, hiç akıllarına dahi gelmeyen bir kavram. Bilgi ekonomisi. Bilgiye dayalı ekonomi eğer olmazsa Türkiye katma değeri yüksek ürün üretemez. Bilgiye dayalı ekonomi ne demektir? Üniversitelerinin bilgi ürettiği, sanayicinin de üretilen bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürdüğü bir süreçtir bilgi ekonomisi. Sürdürülebilirliği olan bir süreçtir bu. Üniversite bilgi üretecek ki sanayici o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürebilsin. O zaman soru şu: üniversiteler bilgiyi nasıl üretecek? Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde asla ve asla hiçbir üniversite bilgi üretemez. Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım. Özellikle de politikacıların bilmesi lazım. Aykırı düşündü diye insanı hapse atarsanız, farklı düşündü diye insanları cezalandırırsanız, üniversiteden hocayı atarsanız, sizin attığınız hoca, üniversiteden attığınız hoca Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Güney Kore'de iş bulabiliyor ve davet geliyorsa, gel bizim üniversitede çalış deniyorsa bir sorunumuz var demektir. Üniversiteleri eğer vasatlaşıyorsa bir ülkenin, orada katma değeri yüksek ürün üretme şansınız yoktur. Üniversitenin bilgi üretmesi lazım. Bizim üniversitelere bakalım. Hiçbir şeyi anlatmayayım. Allah aşkına şu Boğaziçi Üniversitesi'ne bakın. Dünyanın en saygın üniversitelerinden birisiydi. O üniversitede profesörlük kariyeri alamayacak olan birisini üniversiteye rektör olarak atarsanız, o üniversitedeki hocaların büyük bir kısmı dünyanın en saygın üniversitelerinden davet alır ve oraya gider. Amerika'ya, MIT'ye gittim. Dünyanın bir numaralı üniversitesi teknoloji açısından. Olağanüstü. İngiltere'de iki üniversiteye gittim aynı şekilde. Harvard'a gittim aynı şekilde. Oxford'a gittim. Bizim çok sayıda bilim insanımız var ve pırıl pırıl gençlerimiz var. Hepsi bekliyor. Türkiye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek ve ben gelip kendi ülkemde çalışacağım ve kazanacağım diyor. Böyle bir beklenti var orada. Eğer üniversite bilgi öğretmiyorsa sorumuz pek hayırlı değildir. Hiç bunu gayet açık, gayet net ifade edeyim. Katma değeri yüksek ürün üretmek, bilgi ekonomisi dediğimiz, bilgiye dayalı ekonomi dediğimiz, yani sanayi 4.0 diye telaffuz edilir. Bazı iktisatçılar da öyle söyler. Sanayi 4.0. Yani yapay zeka. Yani birbiriyle konuşan makinalar. İngiltere'de bir yapay zeka enstitüsüne gittim. 60 yıldır yapay zeka üzerinde çalışıyoruz dedi. 60 yıldır değerli arkadaşlar. Peki dönüp kendime şu soruyu sordum. Ya Allah aşkına Türkiye 60 yıldır ne yaptı acaba? Ne yaptı Türkiye? Bir yol ayrımındayız. Benim sorumluluğum var. Ben bunun farkındayım. Benim sorumluluğum ne? Gelişen ülkelerin attığı her adımı Türkiye'de atmak. Bunun yolunu, yöntemini aşmak. Bir engel varsa engeli kaldırmak. Ama benim dışında her bir yurttaşında, her bir bireyin de oy kullanan her bir bireyin de sorumluluğu var. Yani tek tek her birinizin tek tek sorumluluğu var. Biz bunu yapabilirsek sorun çözeceğiz. Demek ki önce demokrasiyi getireceğiz. Sonra bilgi ekonomisini, yani üniversiteleri bilgi üreten, saygınlığı olan, dünyanın en parlak beyinlerini kendi ülkesinde toplayan, biriktiren bir ekonomi. Bir şey daha söyleyeyim. Belki çoğunuz hiç duymadınız. Yüksek yetenek inşası diye bir kavram var. Yüksek yetenek inşası.
Ne demek yüksek yetenek inşası? İlk bu konuda adımı atan ülke hangisi? İngiltere. Dominyonlardan en zeki çocukların tamamını İngiltere'ye çağırdı. Tamamını. Tamamını ülkeye getirdi. Ve onlar buharlı motoru keşfettiler. Sanayi devrimini başlattılar. Sonra Amerikalılar Silikon Vadisi'ni kurdular. Onlar da dünyanın her tarafından en nitelikli insanları, en zeki insanları gelin dediler. Her türlü imkanı size sağlıyoruz. Yeter ki yeni buluşlara imza atın dediler. Şimdi gazetelerden okuyorsunuz. Çin ile Amerika arasında kavga var diye. Kavganın temeli ne? Kavganın temeli en yetenekli insanları hangi ülke barındıracak kendi bünyesinde? Gidin Amerika'ya. Hangi üniversiteye giderseniz gidin. Binlerce Çinli öğrenci görürsünüz. En yetenekli insanlar orada okuyor ve Çin'e gidiyorlar. Ve Çin yetenek inşası konusunda Amerika'dan daha güçlü olmak istiyor. Huawei'ye niye engel getirmek istiyorlar? Kaçımız bunun farkındayız? Kaçımız derken iş insanlarını kastetmiyorum. Kaç siyasetçi bunun farkında? Kaç akademisyen bunun farkında? Bunlardan hiç haberimiz yok. Bakın İngiltere. Dünyanın en önemli 50 üniversitesinden kim mezunsa gelin sana İngiliz vatandaşlığını vereceğim diyor. Hiçbir şart aramıyor. Yeter ki o üniversitelerden mezun ol diyor. Biz ise en parlak beyinleri cezalandırıyoruz ve bunlar yurt dışına gidiyorlar. Türkiye'ye gelecek misiniz? Evet. Ama demokrasi olması lazım. Ben ülkemde çalışmak istiyorum diyor. Üniversitenin özerk olması lazım diyor. Ben üniversitede araştırma yaparken kimsenin bana dokunmasını istemiyorum diyor. Emin olun İngiltere'de ve Amerika'da o üniversiteleri gezdiğimde oranın üniversite olduğunu zaten hemen görüyorsunuz. Yani. Öğrenciyle hocaların nasıl iç içe çalıştığını, insanların bilgisayar başında nasıl çalıştıklarını, nasıl sohbet ettiklerini, yüksek tavanlar yerler. Tasarım, yapay zeka, sanat iç içe geçmiş vaziyette. Ben sanatın teknolojiyle bu kadar yakın bağlantısı olduğunu emin olun oraya gidince biraz daha gözlerimle gördüm ve tanık oldum. Biz bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Kısır tartışmaların içinde bir siyasetleri gidiyor. Hep bunları tartışıyoruz. Ve bütün enerjimizi başka alanlara harcıyoruz. Demek ki bir demokrasi, iki üreten Türkiye. Ama ne ürettiğini, ne üreteceğini bilen bir Türkiye. Katma değeri yüksek olan, ürün üreten bir Türkiye. Dünyada sözü geçen bir Türkiye. Teknolojide, bilimde çağ atlaması gereken bir Türkiye. O kadar çok zeki çocuklarımız var ki ama bu çocuklarımız heder olup gidiyor. Bakın Gazi Mustafa Kemal de bu konuda önemli adım attı. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarına bakın. En zeki çocuklar seçildi ve yurt dışına gönderildi. Sanattan, kültürden, matematikten, fizikten her alanda yetenekli çocuklar gönderildi. Ne oldu biliyor musunuz? Bu kanun yürürlükten kaldırıldı. Fakir bir ailenin çocuğunu düşünün. Yüksek yetenekli bir çocuğu düşünün. Nasıl gönderecek bu çocuk? Nasıl baba gönderecek? Anne gönderecek yurt dışına? Bir kısa öykü açayım. Bir parantez açayım burada. Bir gün genel merkezdeyken bir doktor ısrarla benimle görüşmek istiyor. Peki gelsin dedim. Geldi. Yanında genç bir kız. Bu benim kızım dedi. Akşam piyano çalacak, piyano resitali var. Siz de gelir misiniz diye. Doğrusunu isterseniz hiç içinden geçmiyordu yani. Gidip piyano dinleyeceğim falan diye. Kızını anlattı bana. 3 yaşındayken okuma yazma, resim yapma. Olağanüstü bir yetenek. Baba alıyor hemen götürüyor. Kızın nitelikleri vesaire ne yapmamız lazım diye. Müzik ve resime müthiş olağanüstü yetenekli. Sonra İlkokuldayken Bilkent'i alıyorlar. Onun müzik bölümünü alıyorlar.
kendi yaşıtları üniversitede okuyor ama o ilkokul mezunu. Şimdi İngiltere'de galiba müzik kraliyet ailesinde, orada okulunda. Bunları anlatınca benim artık bu piyanoyu dinlemeye gitme zorunluluğum var dedim ve akşam gittim. Malum piyanoda piyanist oturduğu zaman önünde notaları olan bir defter olur. O sayfalar çevrilir, o da çalar. Kız olağanüstü güzel bir müzik, piyano gerçekten insanın ruhunu okşuyor. Fakat önünde hiç nota falan yok. Bitti. Sonunda konuşurken bir özel odaya annesi, babası ve kız, dedim ki önünde notalar yoktu. Ben doğaçlama çaldım dedi. Peki dedim, bestelerin var mı? Evet var dedi. Kaç besten var? Sayısını bilmiyorum dedi. Düşünebiliyor musunuz bir yetenek? Çoğumuzun haberi bile yok. Baba, kızımı okutmak için diyor İngiltere'de dairelerimi sattım diyor. Birden aklıma Gazi Mustafa Kemal'in bu yetenekli çocukları yurt dışında eğitmek için çıkardığı özel kanun geldi. Ve biz nasıl onun mirasına yeteri kadar sahip çıkamadıysak, bu kanun yürürlükten kalktığında da hiç kimsenin sesi soluğu çıkmadı. Yetenekli çocuklarımız var, evlatlarımız var. Ama bunlara sahip çıkmamız lazım. Müzikte var, kültürde var, matematikte var. Matematikte Türkiye yedincisi, düşünebiliyor musunuz? Türkiye yedincisi. Ama sözlü sınavda eleniyor. Çünkü başkası, dayısı olan, akrabası olan, gücü olan, siyasal gücü olan oraya gidiyor. Türkiye yedincisi. Ya bu çocuk, ben adım gibi eminim pek çok ülke bunu kapacaktır. Yetenekler oraya gidecektir. Parantezi kapatayım, üçüncüye geleyim. Demek ki bir demokrasiyi büyüteceğiz. Demokrasi gelişmemiş hiçbir ülke gelişmemiştir. İki, katma değeri yüksek ürün üreten Türkiye, bölgesinde güçlü bir Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten Türkiye, üniversitelerin özgür olduğu bir Türkiye, adalet duygusunun çok güçlü olduğu bir Türkiye, hiç kimsenin adaletsizliğe uğrar mıyım diye bir endişe duymadığı bir Türkiye, seyyar mahkemelerin olmadığı bir Türkiye, seyyar hakimlerin olmadığı bir Türkiye, böyle bir Türkiye. Üçüncü bir stratejinin bir üçüncü ayağına ihtiyacımız var. Güçlü bir sosyal devlet. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen, hepimizin sık sık yeri geldiği zaman tekrar ettiğimiz bir cümle var. Evet, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Güçlü bir sosyal devlet olmalı. O zaman fabrikada üreten işçi de mutlu olacaktır. Onun patronu olan kişi de mutlu olacaktır. Onu tüketen, o malları tüketen bizler de mutlu olacağız. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Güçlü bir sosyal devletin inşasında elbette ki fedakarlık geliyorsa fedakarlığa katlanacağız. Ama güçlü bir sosyal devletin inşasında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün öngördüğü 9 sigorta dalını da Türkiye'de uygulamak zorundayız. Yani aile destekleri sigortasında olması lazım. Yani hiçbir çocuğun bu topraklarda yatağa aç girmemesi lazım. Yani her evde en azından asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. İnsan onurunun korunması lazım. İnsanların yoksulluğunun teşhir edilmemesi lazım. Yoksul insanlara sosyal devlet yaparken yoksul kimliğini açıklamaması lazım. Yani insanı insan olarak kabul etmek ve değerlendirmek lazım. Güçlü bir sosyal devlet. Güçlü bir sosyal devlet kendi içinde barışık bir devlet demektir. Kendi içinde barışık bir devlet elbette ki nitelikli insanların yetişmesini isteyecektir. Birimiz açsa hepimiz açız. Bunu hiç kimse unutmasın. Birimiz karanlıktaysak hepimiz karanlıktayız demektir. O nedenle kendi içinde barışık olan bir toplum herkesi kucaklamak zorundadır. Ve herkesi kucaklayan, kendi içinde barışık olan bir toplum, bölgesinde de dünyada da saygınlı olan bir toplum demektir. Bunu yapmak ve bunu yaratmak zorundayız. Yeter mi? Hayır. Stratejinin dördüncü ayağına ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlik.
Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Hayatı durdurmak, dünyadaki gelişmelere sırt çevirmek demektir. Yine bir parantez açayım. Geçen gençlik kollarından bir grup arkadaş geldi. Biz hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz dedi. Siz hayatı durdurmuşsunuz dedi. Hepiniz aynı şeyi düşünüyorsanız, sizin gelişmeye, yeni bir düşünceyi yaratmaya ya da farklı bir şey yapma şansınız kalmadı. Aksini düşüneceksiniz. Farklı düşüneceksiniz. Neden bu böyle oluyor diye düşüneceksiniz. Tabii bu güçlü sosyal devlet ve üreten Türkiye derken eğitim sisteminin de yeniden revize edilmesi lazım. Ben üniversitelerden söz ettim ama eğitim sisteminin tepeden tırnağa revize edilmesi lazım. Başarılı eğitim nedir? Bana göre tek bir şeyi var. Merak duygusunu büyütüyorsanız o eğitim çok başarılıdır. Bu nasıl yapılıyor? Bu nedir diye. Merak duygusunun büyütüldüğü bir eğitim sistemi dünyanın en başarılı eğitim sistemidir. Öbürü ezbere dayanır. Biz ne yapıyoruz? Merak eden, yeni soru sorana sus diyoruz, konuşma diyoruz. Hatta o kadar çok gelenekselleştirdik ki bunu. Yeni icat çıkarma diyoruz. Keşke her birimiz yeni icatlar çıkarabilsek. Dolayısıyla her birimize düşen görevler var. Sürdürülebilirlik bu. Sürdürülebilirliğin temelinde yatan bir kavram var. Liyakat. Devlette liyakat. Yani işi eline teslim etme. Eğer siz üniversite kendi kültürünü oluşturursa, gidiyorsunuz İngiltere'ye. 140-150 yıllık üniversite. Siyasiler müdahale ediyor mu? Ne demek dediler. Mesela böyle bir soruyu sormak bile onlar için çok garip bir şey. Üniversitenin kendi kültürü var. O kültür 100 yıllık bir gelenekten oluşuyor. Dolayısıyla o kültüre dışarıdan birisini müdahale etme şansı yok. Kimin rektör olacağı, kimin üniversiteyi yöneteceği, üniversitenin vereceği bir karardır deniyor. Devlette liyakati sağladığınız zaman, yani işi eline teslim ettiğiniz zaman zincir kendi içinde yürümeye başlar. En büyük arzumuz da bu. Bu stratejiyi eğer hayata geçiremezseniz, kendi içinde kavga eden bir toplum olarak geldik ve böyle gideriz. Ha, sorumluluğa gelince, yine söyledim, benim sorumluluğum var. Ben bütün bunları öğrenmek, siyasetçi olarak, bütün bunları öğrenmek ve bunları hayata geçirmek için söz vermeliyim halka. Evet, ben bunları öğrendim. Öğrenmenin yaşı yoktur. Belki çok daha güzel şeyler var ama onları da öğreneceğiz. Ben değil, hepimiz öğreneceğiz. Akıl akıldan üstündür diye bir kavram vardır. Hiç tahmin etmediğiniz kişilerden yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili de geceye biraz renk katmak için yıllarca önce okuduğum bir gazete haberinden söz edeyim. Hollanda'da önemli bir ressam tablolarını yapmış. Tablolar sergileniyor. Galeriye pek çok saygın insanlar gelmişler. Ellerinde içki kadehleri, sohbet ediyorlar, tablolara bakıyorlar. Bakıyorlar bir böyle gariban bir adam, bir köylü, bir tablonun önünde durmuş. Ama hiç ayrılmıyor. Bir ressam gidiyor, diyor ki tabloyu beğendiniz galiba. Evet diyor, çok güzel bir tablo. Satın alacak mısınız? Benim bunu satın almaya imkanım yok diyor, param yok diyor. Bu çok pahalı bir tablo diyor. Ama diyor tablonun önünden hiç ayrılmıyorsunuz diyor. Ha siz ressam mısınız? Hayır ben ressam falan değilim diyor. Ama ayrılmıyorsunuz bu tablonun önünden. Ben bu tabloda bir hata var diyor. Ressam değilim dediniz. Hata nerede? Bu kadar büyük bir kuş bu kadar ince dala konamaz diyor. Bu kuş dala konarsa bu dal kırılır diyor. Bu tabloda bir hata var diyor. Evet, bir köylü gerektiğinde hiçbir tahmin etmediğimiz bir insan hayatın gerçeğinden yola çıkarak aydın olarak bizi de aydınlatabilir. Pek çok şeyi bize söyleyebilir. O nedenle insanları ben her şeyi biliyorum egosunun dışında biz her şeyi nasıl öğrenebiliriz noktasına taşımamız lazım. Üniversitelerin de böyle olması lazım. Önümüzde bir süreç var. O süreç içerisinde her biriniz sandığa gideceksiniz. Tabii umuyorum.
gitmeniz gerekir sanda ve oy kullanacaksınız. Demokrasiyi savunuyorsanız, evlatlarınızı düşünüyorsanız ve gerçekten Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız yapacağınız bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmaktır. Bütün ama bütün ön yargılardan arınmak zorundasınız. Ön yargılarla bir ülke yönetilmez. Ön yargılarla siyasal tercihte bulunulmaz. Akıllı ve mantığı ve bilgiyi, bilimi öncelememiz lazım. Bunu en iyi kim bilir? İş insanları bilir. Çünkü siz risk alan insanlarsınız. Biz bir risk almayız, ne olacak yani? Oy verirseniz kalırız, oy vermezseniz gideriz, o kadar. Bir aylık alıyoruz, onu da zaten vergi olarak siz ödüyorsunuz. Ama iş insanlarının üstlendikleri riskin gereği olarak sürekli yeniliğe açık olmaları lazım ki açık olan çok sayıda iş insanımız var ve biz onlarla da gurur duyuyoruz. Gerçekten olağanüstü başarılara imza atıyorlar. Ama bizim Türkiye genelinde bu dengeyi de sağlamamız lazım. Anadolu'nun içi boşalıyor. Anadolu'nun içini doldurmak lazım. Kasım sonu Aralık başında hem Amerika'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki gelişmeleri de içeren, dünyadaki gelişmeleri de içeren, Türkiye nasıl bir hamle yapabilir? Bu hamlenin parametreleri neler olmalıdır? Bununla ilgili bir çalışmayı da yapıyoruz şu anda. Akademik dünyadan da yararlanıyoruz, iş dünyasından da yararlanıyoruz. Türkiye'de gerçekten son derece başarılı bilimsel çalışmalara imza atan insanlarımız var. Onlardan da yararlanıyoruz. Türkiye'ye yeni bir yol haritası hazırlıyoruz. Ama dediğim bu strateji içinde kaynaklarımızı verimli kullandığımız zaman Türkiye bütün büyük gelişmelere rahatlıkla imza atabilir. Rahatlıkla. Yine bir parantez açayım. Bir sabah Dünya Gazetesi'ne bakıyorum. Ekonomi gazetesi. Bursa'da bir fabrikadan söz ediyor. Başarılı bir ürün üretmiş. Ben izin almadığım için şimdi o ürünü açıklamayayım. Ürün üretiyor. Hemen telefonla aradım. Dedim ki acaba ben Bursa'ya geldiğimde sizin fabrikanızı gezebilir miyim diye. Tabii dediler, gezebilirsiniz. Geldim ve gezdim. Müthiş, olağanüstü, güzel, başarılı işler yapılıyor. Ben sihaları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan İş insanıyla da görüştüm. Ama daha evlenmeden önce görüştüm. İkitelli'deki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı, engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz dedim. Çünkü bilim ve bilime değer verip bilimden yola çıkarak üretim üretmeye, bir şeyler yapmak dünyayı değiştirmek demektir. İnsanoğlu tekerleği 1 milyon yılda buluyor. 1 milyon yılda tekerleği keşfediyor. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Ve Türkiye bunun neresinde? Açış için biraz uzun bir konuşma oldu. Bunun farkındayım. Birazdan buraya oturacağım. Sorularınız gelecek. O sorulara da büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Sizden tek isteğim, aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ya şu soruyu sorsak acaba ayıp olur mu? Niye ayıp olsun? Acaba şu soru da genel başkana sorulur mu? Niye sorulmasın? Sorun. Ama bir şeyden emin olmanızı isterim. Soracağınız her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Bundan emin olun. Hepinize tekrar afiyet olsun. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.